Günaydınlar efendim. Leyla Pakyos ile gündem programındasınız. Bugün 11 Nisan Perşembe. Bugün gündemimiz oldukça hareketli. Türkiye Ankara'yı da bıraktı, İstanbul'da kilitlendi. Ama bunun yanı sıra ekonomi haberleri basında, yazılı ve görsel medyada uçuş uçuş. Ne yazık ki diyoruz. Evet, ne yazık ki. Aslında bütün telaşları geride bırakmış olmamız lazımdı seçime dair. Ve bir an önce ekonomiye, yönetime dair yeni imzalar, yeni girişimlerde bulunmamız lazımdı. Bugün bizim de gündemimiz çok hareketli. Neler var, neler yok programda şöyle bir sıralayalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu saat 11.30'da canlı yayın konuğumuz olacak. Dün laiklik günüydü biliyorsunuz. Türkiye laikliğin neresinde? Laiklik doğru algılandı mı? Dünyaya doğru anlatıldı mı? Türk insanına doğru anlatıldı mı? Herkes işine geldiği gibi mi anladı ya da anlattı? Laiklik sömürülmeye müsait bir anlamda mıydı? Bir zeminde miydi? Laiklik ne durumda? Kelime anlamıyla neyi ifade ediyor? Ve hangi anlayışta ilerliyor? Laiklik gerçek anlamda tıpkı feminizm gibi havada kalmış, anlatılamamış balon bir imaj olarak mı kaldı ya da kullanılmaya çok müsait bir suistimal malzemesi olarak mı değerlendirildi yıllarca siyasiler tarafından? Bu konuya dikkat çekeceğiz sevgili izleyiciler. Sonrasında tabii ki hava durumu, spor haberlerimiz olacak. Sanat haberlerimiz için sevgili Semir Bolat'a bağlanacağız saat 12.45'te ve stüdyomuzda. Sevgili Kemal Göksoy var. Kemal Göksoy kim diyecek olursanız birçoğunuz yakından tanıyorsunuz zaten. DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı. Dünkü haberlerimizde gerek basın haberlerimizde, yerel haberlerimizde, gerekse ulusal haberlerimizde ve kanal haberlerimizde de çoğunlukla işledik sizinle. Sizlere de aktarmaya çalıştık ana başlıklarıyla. Kıdem tazminatı konusunda bazı sansasyonel açıklamalar yapıldı. Kıdem tazminatı kırmızı çizgi ilan edildi efendim. Ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bu sabah katıldığı bir ulusal kanalda da bu görüşün altını bizzat çizdi. Dedi ki işverenin eli güçlendirilirken bütün vergi yükü ve bazı yükler ne yazık ki çalışanlara yükleniyor. Bu büyük bir adaletsizliktir. İşçi ve işveren arasındaki adaletsiz terazinin adaletsiz işleyişine sunulan bir katkıdır. Bu kırmızı çizgi asla yok edilmemelidir dedi. Hoş geldiniz Kemal Göksoy. Teşekkür ediyorum. İçel TV emekçilerine ve izleyicilerine merhaba diyorum. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yani çok iyi değiliz. Ülkenin gündemini biraz önce siz de bahsettiniz. Onun için haklarımıza yönelik saldırılar var. Evet. Gasplar var. Buna yönelik işçilerin, emekçilerin, çalışanların, üretenlerin moralinin çok iyi olduğunu ne burada ne de Türkiye'nin başka bir yerinde söyleyemeyiz. Sivil toplum örgütleri ve de işçi sendikaları bu konuda faaliyet göstermek üzere yasal olarak tanınmış sendikalardır ve de kuruluşlardır zaten. Kuruluşuna hukuken izin verilmiştir ve yasal platformlar çerçevesinde ve de çerçeveler içerisinde, prototipler içerisinde savundukları zeminin haklarını korumakla mükelleftirler. Siz de bu sebeple buradasınız, bugün evet. Stüdyomuzdasınız. Bana soruyor arkadaşlarım, diyorlar ki özellikle İstanbul'daki ve yurt dışındaki arkadaşlarımla görüştüğümde nasılsın Leyla diyorlar. Diyorum ki memleketim kadar iyiyim. Evet. İyi diyor muymuşum başkanım? Yani tabii memleket iyi olursa iyi olursunuz. Memleketin iyi olması hepimizin çabası. Memleket iyi olduğunda herkes iyi olur. Memleket barış içerisinde, huzur içerisinde, adalet içerisinde yaşarsa herkes yaşar. Evet. Ama son dönemlerde yaşadıklarımıza baktığımızda ne huzur var, ne adalet var, ne de barış var. Hemen arada bir hatırlatma yapalım. DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı sevgili Kemal Göksoy'la sohbetimizi ve Leyla Pakköse ile gündem programını hem sosyal medya üzerinden, İçel TV Facebook adresinden ve sosyal medya üzerinden takip edebildiğiniz gibi İçel TV, İçel FM ortak yayınından da takip edebiliyorsunuz. İçel FM'den yayınımızın size ulaşmasına yardımcı olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yayın kumanda masasındaki arkadaşım Ezel Avan ve Ulaş Kaplan'a da bugün teşekkür ediyorum. Stüdyo sorumlumuz Ulaş Kaplan'a. Ben her zaman olduğu gibi Leyla Pakköse. Sadece insan demek yeterli efendim.
Gelelim konuya. Birçok konu var aslında. Kıdem tazminatı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Hemen o konudaki görüşlerinizi alayım. Sonrasında birçok başlık var sizinle değerlendireceğiz. Evet. Şimdi kıdem tazminatı 1936 yılından beri işçilerin bedeller ödeyerek kazanmış olduğu bir haktır. Ve 83 yıldır da Türkiye'de uygulanan bir hakkımızdır. Evet. Bu 83 yıl süresi içerisinde her gelen hükümet, her gelen siyasi iktidar tarafından kıdem tazminatına yönelik bir saldırı düzenlenmiştir. Kıdem tazminatının yok edilmesine yönelik bir saldırı düzenlenmiştir. Ancak biz kıdem tazminatımızı geçmiş hükümetlerde, geçiş siyasetçilerde olduğu gibi şimdi bu siyasetçi 17 yıllık ülkeyi yöneten AKP hükümetine de çok net söyledik. Onlar da defalarca denediler. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasını bir reform olarak bize yansıtmak isteseler bile bu reform işçinin yararına değil, patronların yararına, patronlara yapılan bir kıyak reform olarak değerlendiririz biz bunu. Evet. Yapılan da odur. Yani Sayın Berat Albayrak çıkıp işte kıdem tazminatında reform yaratacağız dediğinde bizim aklımıza gelen o. O reform işçinin yararına değil, o reform işverenlerin, sermayenin yararına olacak bir reform. Peki ulusal basındaki ve genel olarak haber programlardaki bazı görüşleri, özellikle tarafsız yayın ve yayın kuruluşlarındaki bazı görüşleri takip ettiğimizde deniliyor ki, son zamanlarda Türkiye'de uygulanan tutarsız ekonomik politikaların yarattığı gölgeleri işverene böyle bir iyilik yaparak yok etme yolunu seçti hükümet. Bu resmen işveren kıyağıdır şeklinde tabir ediliyor. Siz de buna katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu buna yönelik seçim öncesi çalışmalar yürüttü. Türkiye genelinde bu krizin faturasını emekçiler ödemeyecek diye bildiriler dağıttı, yayınlar yaptı, eylemler yaptı. Hatta bununla ilgili Türkiye'nin örgütlü olduğumuz birçok yerinde açıklamalar yapıldı. Burada bu ülkenin krizini yaratan %1'lik nüfus oranına göre söylüyoruz. %1'lik bir sermaye grubunun yaratmış olduğu krizi %99 çalışan, üreten işçiye, memura, esnafa, köylüye ödetmeye çalışıyorlar. Evet. Biz bunun doğru olmadığını, krizi kim yarattıysa faturası da onlara ödetilsin diye açıklamalarımızın halen arkasındayız. O açıklamaları halen destekliyoruz ve devamını da getireceğiz. Krizi biz yaratmadık, krizi yaratanlar bedelini ödesin dedik ve yine diyeceğiz. Bugün kıdem tazminatının fona devredilmesi meselesi de aslında bu krizin bir parçasıdır. Hangi fona devrediliyor? İşsizlik fonuna mı? İşsizlik fonuna. Adını ne fonu olursa olsun. Ne yani fonu diyelim olursa ki olsun. Biz işsizlik fonuyla ilgili de söyleyeceklerimiz var. Onu da birazdan söyleyeceğiz ama. Tabii ki onu sonra yertelemiştik. Kıdem tazminatını hangi fona devrederlerse devretsinler. Kıdem tazminatını işçinin kazanılmış haklarına yönelik, işçinin çocuklarının geleceğine yönelik hakkının elinden alınması demektir. Onun için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bununla ilgili net bir tavır sergilemiştir. Ve kıdem tazminatının kaldırılması bizim kırmızı çizgimizdir. Kaldıramazsınız. Evet. Çünkü eğer ülkenin geldiği durum işçinin kazanılmış hakkına kadar düşmüşse bu ülkede ekonomi sıfıra inmiş demektir. Sizi iktidara taşıyan, sizi o koltuklarda, meclislerde, belediyelerde oturtan bu %99'luk kesimin işçisine, emekçisine, onun kazanmış olduğu haklara yönelik bir saldırıya, bir gasp etmeye yönelirseniz demek ki bu ülkeyi bitirmişsiniz. Orada biz eğer burada bu haklarımızdan olursak demek ki sizin artık o koltuklarda oturma hakkınız kalmamıştır. Zaten son seçimlerde işçiler, emekçiler, çalışanlar, üretenler, kadınlar, gençler, öğrenciler bir ders verdi. Bütün partilere bir ders verdi. İradelerini kullanarak, oylarını kullanarak bir ders verdi. Ancak siyasi partiler, iktidar bundan ders çıkaramazsa bu ülkeyi daha vahim bir noktaya götürebilirler. Peki bu bir seçim sonu davranışı mı sizce? Yani bu yılların birikimidir de seçim sonucu da bunun bir parçası haline dönüşmüş olabilir. Seçim sonu davranışı mı? Yani bir davranış tarzı belirlemek zorundaydı belki de iktidar partisi.
Çünkü ekonomi konusunda Sayın Berat Albayrak da bir anlamda ekonomiyi doğru yönetemediği konusunda sık sık ilan edildi. İşverenlerin ağzından, ünlü iş adamlarının ağzından, ünlü şirketler ağzından, yurt dışı kaynaklı haberlerle de Berat Albayrak ekonomiyi doğru yönetemiyor şeklinde ya da Türkiye'de ekonomi doğru yönetilemiyor şeklinde ya da ekonomi Türkiye'de son zamanlarda en kötü dönemini yaşadı şeklinde ibareler yer aldı. Bütün basında yetkili ağızlardan, siyasi ağızlardan, gerek muhalefetten, gerekse hatta iktidar partisinin içinden bile bu görüşe katılanlar oldu. Sizce bu bir aklama hareketi mi diyeceğiz ama değil, bir seçim sonu intikam hareketi mi yurt dışı basında yer aldığı gibi sizce de? Bundan sonra böyle bir politika belirleyecek iş adamları da çünkü muhalefetin arkasında durduğu seçimlerde deniliyor. Sizce de doğru mu? Şimdi, çünkü siz zeminin nabzını tutabilen bir yapının başındasınız. İşçi sınıfının sabrı zorlanmamalıdır. Evet. İşçi sınıfından intikam alma duygusu akıl yoksunluğudur. Akıl tutulmasıdır. Neden bunu söylüyoruz? İşçiler, çalışanlar, üretenler bu ülkenin hatta dünyanın omurgasıdır. Dünyayı omuzları üstünde taşıyan, ülkeyi omuzları üstünde taşıyan üretenlerdir, çalışanlardır. Buna yönelik ikinci davranış, buna yönelik bir saldırı varsa eğer, bu akıl tutulmasıdır. Bu izahı yapılmayacak bir durumdur. Şimdi siz kendinizi taşıyan, yine biraz önce de söyledim, sizi o mevkilere taşıyan, koltuklara taşıyan, meclise taşıyan, hatta yerel yönetimlerde, belediyelere taşıyan işçiler, emekçiler, üretenler, çalışanlardır. Onların taleplerine ikinci yaklaşırsanız, onların taleplerini yok sayarsanız, evet, hatta onların kazanılmış haklarına saldırırsanız, 1936'dan beri kazanılmış haklara, 1936'dan beri kazanılmış haklar ama evet, tabii 40 yıl, 43 yıl önceki, 44 yıl önceki 15-16 Haziran işçi direnişleri hafızalarımızdan silinmedi. Evet. İşçi direnişlerinin sebebi yine işçilerin haklarına gasp etmeye yönelik yasa çıkarmaydı. Evet. Ama ne oldu? Türkiye işçi sınıfı birleşti, bütünleşti. 15-16 Haziran işçi direnişleri, şanlı direnişleri tarihe yazıldı. Evet. O dönemin hükümeti çıkaracağı yasayı geri adım atıp yasadan vazgeçti. Neden? Çünkü işçi sınıfı dimdik ayakta. Yani bizim nabzımızı zorlayanlar, bize işte ikinci bakanlar veya işte ne derler, intikam almaya çalışanlar 15-16 Haziran işçi direnişlerini unutmasınlar. Şimdi, o işçi sınıfı yine evet, ayaktadır. Evet. Yine çalışıyor, evet, yine üretiyor. Evet. Onun için biz hakkımızı yedirmeyiz derken, hakkımızı gasp etmeyiz derken işçi sınıfının anasının sütü gibi ak olan kazanılmış hakkına saldırı işçinin yok olmasına yönelik, işçinin tasfiye edilmesine yönelik bir saldırıdır. Hiçbir işçi de, hiçbir emekçi de bu saldırıyı kabul etmez. Evet. Şimdi işveren de ekonomi konusunda kesin çözümler bekler iken ve bundan sonra sabah da yine ulusal basındaki konuşmasında DİSK Genel Başkanı sevgili Arzu Çerkezoğlu'nun söylediği gibi köklü bir ekonomi reformu beklerken hükümetin tekrar böyle yıpratmaya ve de sadece tek taraflı aşındırmaya yönelik sadece bir projeyle kamuoyunda yer alması üzücü dedi. Halbuki köklü bir ekonomi platformu bekleniyordu. Evet. Yani seçimler bizi neden, seçim öncesi ekonomi hareketlerimiz, faaliyetlerimiz bizi seçimlerden sonra bu noktaya taşıdı demeliydi hükümet. İş adamları da dedi bunu, bütün kesim söyledi. Şapkasını önüne koyup düşünecekti. Ekonomide neye ihtiyacı var bu ülkenin? Eğitimde neye ihtiyacı var? Turizmde, sağlık reformunda neye ihtiyacı var? Hükümet bunu yapmalıydı diyor Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı. Evet. Şapkasını önüne koyup düşünecekti. Ekonomi Bakanı mı yönetemiyor? Hükümette ekonomi konusunda daha farklı bürokratlar ön plana çıkarılabilir mi? Daha farklı fikirler olabilir mi? Bir ekonomi reformuna ihtiyaç var iken ekonomi reformu gerçekleştirmesi gereken hükümet hala projelerle ilerliyor ise gereken ders çıkarılmamıştır dedi Arzu Çerkezoğlu. Katılıyor musunuz buna? Şimdi hem ona katılıyorum hem de şöyle bir durum var. Şimdi 24 Haziran seçimleri öncesi Sayın Cumhurbaşkanı 100 günlük, 100 maddelik bir program açıkladı. İçerisinde tek kelime işçi, ekonomi, işçi hakkı yoktu. İşçi ibaresi bile geçmiyordu.
Evet. Geldik işte 31 Mart seçimlerine. 31 Mart seçimlerinde de konuşulanlardan, yani AKP yetkililerinden hiçbirinin işsizliğe yönelik, ekonomiye yönelik, krize yönelik, işçi haklarına yönelik, demokratik sendikal haklara yönelik tek kelime ettikleri yok. O terörize edildi, bu terörize edildi. Biz olmasak şu olur, biz olmasak bu olur. Beka sorunu dediler, başka bir şey demediler. Evet. Şimdi işte Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun söylediği yerden de şuradan bakmak lazım. Siz sadece bunları değil, bu ülkenin ekonomisine yönelik, bu ülkenin üretimine yönelik, bu ülkenin işçisinin, emekçisinin, çalışanının, üretenin haklarına yönelik bir program çıkarsaydınız böyle olmazdı. Sadece nasıl hak gasp ederiz, nasıl işverenlere, patronlara yaranırız, onların yararına yasaları nasıl çıkarırız da bakarsanız böyle olur. Yani bu kötü gidişin günah keçisini nasıl buluruz? Sizin bana deklare ettiğiniz bir metin vardı. Onu sizin ağzınızdan sunalım mı? İşsizlik fonunun %16'sı sadece işsizlere ödeniyor. Şimdi evet. İşsizlik fonunda milyarlarca para birikiyor. Evet. Bu işçilerin kendilerinden kesilen ve işçilerin kendi hakları. Evet. Bu kesilen paralar işsizlik fonu adı üzerinde işsiz kaldığında, herhangi bir iş yeri kapandığında, tasfiye olduğunda burada işsiz kalan veya işten atıldığında işsiz kalan işçiye ödenen paradır. Yani orada o fonda, işsizlik fonda biriken para. Evet. Bugüne kadar 2018 yılından bahsediyorum. 2018'inde o biriken paranın, ödenen paranın sadece %16'sı işten çıkarılan işsiz işçiye ödenmiş. Ödenmiş. Gerisi %50'nin üzerinde işverenlere teşvik fonu olarak verilmiş. Evet. Yani burada işçinin hakkını götürmüş, işverene teşvik fonu olarak verilmiş %50'sinden fazlasını. Şimdi buradaki hukuksuzluk, buradaki adaletsizlik açık net ortadadır. Evet efendim. Biz bu işsizlik fonunda yapılan hukuksuzluğu, işte sermaye çeken peşkeşi gördüğümüz için kıdem tazminatında da aynı şey yaşanacak ki kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatı bedellerle ödenmiş, kazanılmış bir haktır. Ve 83 yıldır bu hakkımız var 1936'dan beri. Evet. Dönem dönem saldırsalar bile devrimci işçi sendikaları konfederasyonu başta olmak üzere bütün işçiler bunun karşısında durmuştur. Evet. Ve bunun devrine yönelik itirazlarını sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da bu itirazlar sürdürülecektir. Neden? Evet, çünkü işsizlik fonunu eğer devrederlerse, ortadan kaldırırlarsa bir, işçinin iş güvencesi kalmayacak. Evet. İşçi oradan iş güvencesi kazanıyor. İki, işverenlerin eli daha da güçlenecek. İşverenlerin eli neden güçlenecek? İşten çıkarmadan, işten atmadan daha kolaylık sağlanacak. Evet. Çünkü işsizlik fonu, kıdem tazminatı aynı zamanda işçinin güvencesidir. Evet. İşçinin her çalışmış olduğu bir yıl üzerinden bir maaş tutarında kıdem tazminatı hakkı kazanmasıdır. Yani 25 yıllık bir işçiyi işten çıkarırsanız ona 25 maaş tutarında bir kıdem ödemek durumundasınız. Evet. Şimdi bu işverenleri zorluyor. Sayın Berat Albayrak'a saldırıları da işverenlerin ondandır. Yani bizi rahatlat, işçiyi rahatlatma. Oysa onların o sermayeleri de işçilerin sayesindedir, onu bilmiyorlar. İşçiler çalıştığı için o kadar zengin olmuşlar, onu bilmiyorlar. Ona bile göz dikecek kadar gözlerini karartmışlar. Sayın Kemal Göksoy, çok ilginçtir ki bizde Türkiye'nin en büyük firmalarına ne yazık ki milletvekillerimiz ve siyasilerimiz ortak. Aynı zamanda kendilerine de. İşte mesele orada zaten. Bizim, az söyleyelim, çok anlasın kamuoyu. Bizim en büyük sıkıntımız, sorunumuz o. Yani her yolsuzluğun arkasında, bu her ihalenin arkasında, ben. Bakın, her yolsuzluğun arkasında, her ihalenin arkasında mutlaka bir devlet görevlisi, bir bakan, bir yetkili var. Kesinlikle. Köprüsünden menfezine, işte havalimanından bilmem duble yoluna kadar ne yapılıyorsa, ne ediliyorsa her birinin arkasında birileri var. Onun için hükümet çıkaracağı yasaları, hükümet de oradan beslendiği için, siyasiler de oradan beslendiği için çıkaracağı yasaları işçi lehine değil, özellikle sermaye
lehine çıkarmak durumunda kalıyor. Çünkü göbek bağları var. Yani derdi ülkenin ekonomisine hizmet olan sade iş adamlarının bu adaletsizliği çok da onaylayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yine işin içerisinde belli kanatlara yakın olan iş alanlarına ve iş adamlarına bir iyilik yapma prototipi var. Bu listenin gerekleri yerine getiriliyor. Bir dikta var belki de, bunu zaman gösterecek. Kesinlikle. Kamuoyunda yükselen sesler gösterecek. Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun açıklamalarından da bunu anlıyoruz. Çünkü bu şeffaf ilerlemesi gereken bir süreç. İşçinin neye ihtiyacı var, işverenin neye ihtiyacı var, sendikalarla ve kamu çalışanlarıyla, kamu sendikalarıyla, işçi ve işveren sendikalarıyla aynı masaya oturularak, düzgün bir şekilde karşılıklı fikir teatisinde bulunularak, şeffaf ekonomi yönetimi sağlanılarak, gerçek bir adalet ve adil bölüşüm sağlanılarak, her iki tarafında hakkı gasp edilmeden ilerlenilmesi gereken bir yol. Neden bu yöntem tercih ediliyor bilemiyoruz ama bu yöntem tercih edildiği için bugün burada konuğumuzsunuz ve bir kesimin sözcüsü olarak konuşuyorsunuz. Kıdem tazminatı 83 yıllık temel bir işçi hakkıdır demişsiniz basın açıklamanızda. Türkiye işçi sınıfı 36'dan bu yana kıdem tazminatı hakkına sahiptir demişsiniz. İşsizlik fonunun nerelere devredildiği belli değil demişsiniz. Değil mi? Evet. Fon devir kıdem tazminatının 10 güne 15 güne düşmesi anlamına gelmektedir bu haksızlık demişsiniz. Fona devir iş güvencesinin iyice yok olmasıdır. Fona devir işten çıkarmaların kolaylaşması demektir demişsiniz. Evet. Bir yandan işsizlikle mücadele eden, ekonomiye sahip olan, gidişata sahip olan bir ülkenin işsizlikle mücadele sözü veren bir devletin aynı zamanda işçi haklarını paralelinde yok sayması çelişkinin ta kendisi değil midir? Şimdi yeni işsiz adaylar habire üretilecektir çünkü piyasaya. Ben bu çelişki üzerinde duruyorum daha çok. Bir yandan işsizliği yok edeceğinize söz veriyorsunuz ama bir yandan kolay işten çıkarmaları kolaylaştırıyorsunuz. Bu ne çelişki? Şimdi bu yaman çelişki. Evet. Şimdi TÜİK'in açıklamalarına göre Türkiye'de 2018 yılından bahsediyorum, daha bu yıla geçmedik. Evet. 7 milyonun üzerinde işsiz var. Evet. 7 milyon insanın üzerinde olan bu işsizliğin sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. Burada bize allandıra ballandıra anlatıyorlar. İşte işsizlik fonunda sigortasını işveren tarafından 150 lira ödedik diye geçmiş tarihlerde söylediler. Evet. Onu ballandıra ballandıra anlattıkları bu 100 lira işsizlik fonuna ödenen işveren tarafından 100 lira para 118 lira olarak tekrar işverene geri ödendi. Evet. Onda bile bir kar güdüyorlar. Onda bile bir hesap var. Onda bile bir kitap var. Yani şimdi onun için bu işsizlik fonunu devrederlerken zorunlu bireysel emekliliği zorunlu kılarlarken bile birilerine bir alan açmaya çalışıyor. Bireysel emeklilik zorunlu hale getiriyor. Tabii bir rant alanı açmaya çalışıyor. Bu son uygulamayla. Şimdi bizim zaten sigortamız var. Biz zaten bedelini ödüyoruz. Zaten sigorta primimizi yatırıyoruz. Bunun yerine yeni planlar çıkararak birilerine rant sağlama, birilerinin önünü açma, birilerine iş alanları yaratmaya bizim gönlümüz razı olmayacağı gibi bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu da kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. Yani bunu bize zorla dayatıyorlar ama işçiler siyasiler gibi değil. Siyasetçiler gibi değil. İşçiler aşına ekmeğine dokunulduğu zaman onuruna dokunursunuz. İşçinin aşına ekmeğine dokunduğunuz zaman çocuklarının geleceğine dokunursunuz. İşçiler onurlarını zedeletmeyecekleri gibi çocuklarının geleceğini de karartmaya göz yummazlar. Karartanlara da göz yummazlar. Evet. Bunun için akıllarını başlarına devşirsinler. 15-16 Haziran işçi direnişlerinden bahsetmiştim. O işçiler yine ayakta, yine duruyor, yine çalışıyor. Onun için işçinin nabzını zorlamasınlar. İşçinin, emekçinin, üretenin gücünü zorlamasınlar. Biz burada yıllardan beri kazanmış olduğumuz kıdem tazminatımızı birilerine peşkeş çektirmeye gönlümüz razı olmayacağı gibi bu bedellerle kazanılmış haklarımızı kolay kolay da teslim etmeyeceğiz, etmeyiz de. Evet. Yani bu bizim anamızın at sütü kadar helal hakkımızdır. Bu hakkımızı işverenlere peşkeş çekeceğiz diye işte %1'lik sermaye grubunun yaratmış olduğu krizi bizim üzerimizden kapatmaya kimse çalışmasın, kimse bizim fonlarımız üzerinden oynamasın, kimse işçinin hakkını, hukukunu, kazanmış olduğu haklarını gasp etmeye
çalışmasın. Yani Arzu Şerkezoğlu, Sayın Genel Başkanımız Arzu Şerkezoğlu bununla ilgili çeşitli laflar etti. Hatta kendisine davalar bile açıldı. Ama biz Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun bir üyesi olarak, bir yöneticisi olarak, başta genel başkanımız olmak üzere, genel yöneticilerimiz olmak üzere bu işin bir bedelini varsa ödenecekse o bedeli de gözümüzü kırpmadan öderiz. Hiç kimsenin kaygısı, kuşkusu olmasın. Biz sermayenin değil, işçilerin, çalışanların, üretenlerin temsilcisiyiz. Onları temsil ettiğimiz yerde sermayeye yönelik çıkarılacak her yasada, onlara geçecek her kuruşumuzun hesabını sormaya bugün de devam edeceğiz. Yarın da devam edeceğiz. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Asla ve asla gasp ettirmeyeceğiz. İşveren de işçi karşı karşıya getirilmemeli. Ekonomideki bozulmanın çözümü ve de formülü, onarmanın formülü de bu olmamalı. Onun için daha tutarlı, sevgili Arzu Çerkezoğlu da dediği gibi, daha tutarlı reform maddelerine ihtiyacı var Türk ekonomisinin. Evet. Günü geçiştiren, zamanı kurtaran, haftayı geçiştiren, ayı kurtaran protokol maddelere değil, tutarlı ekonomik adımlara ihtiyacı var Türk ekonomisinin, Türkiye ekonomisinin. O sebepledir ki vatanının, milletinin iyiliğini isteyen herkes, işçinin ve işverenin asla ve asla devlet eliyle karşı karşıya getirilmemesinden yana olmalı. Biz de bundan yanayız. İşçi ve işveren karşı karşıya getirilmemeli ki işçi devletine çalışır iken, kendisine, ailesine, milletine, şehrine çalışır iken, milletvekilleri, bakanlar, onlar da ülkesinin, vatanının işçisi. Hepsi birer işçi aslında. Şimdi burada bir kendi kanunlarını kendileri yapıyor, evet, olmaları ya da kendi işlerine yarayacak kanunları kendileri meclisten geçiriyorlar ya, bunu kendilerinin oluşturuyorlar olmaları onlara daha az zararla bu konudan çıkmalarını sağlıyor olabilir. Ancak onlar da memleketin, halkın işçisi. Bizler de memleketimize çalışıyoruz, onlar da. Devlet eliyle işçi ve işveren asla karşı karşıya getirilmemeli. Türkiye bu dönemi geride bırakmalı. Demokratik haklar masa başında çözümlenebilmeli. Artık bu aşamaya gelmeli. Türk işçisiyle işvereni ve de devleti demokrasi masasında buluşabilmeli. Leyla Pakgösel'e gündem programının amacı sizi konuk etme. Amacımız da bu. Hepimizin ideali bu. Evet. Buyurun. Şimdi tabii ki burada bir çelişkiyi ortadan kaldırmak lazım. Hani evet, işverenle işçi, evet, karşı karşıya kalmasın diyoruz, evet, ya. Biraz önce ortaklıktan bahsettik. Evet. Göbek bağlarından bahsettik. Evet. Şimdi bizim muhatabımız aslında işveren değil. Evet. Bizim muhatabımız aslında hükümettir. Bu ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü biz sermayeden beslenmiyoruz. Sermaye bizden besleniyor. Sermaye bizden besleniyor. Bizim ürettiklerimizle, bizim çalışmalarımızla sermaye bizden besleniyor. Oysa hükümet de sermayeden besleniyor. Şimdi o aradaki çelişki bu. Biz bu ikisinin arasındaki çelişkide arada sıkıntıyı çeken biz olmak istemiyoruz. Yani krizin bedelini diyoruz ya, %1 krizi yaratanlar, sermaye grupları, holdingler, para ağa babaları bunlar ödesin. %99 çalışan, işçi, memur, köylü, esnaf, kadın, genç, öğrenci ödemesin. Evet. Ama bizi ödetmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz o. Yoksa bizim kimseyle karşı karşıya geldiğimiz yok. Evet. İşte çıkıp televizyonlarda halkın önünde açık açık biz grevleri yasaklıyoruz dediler. Siz o halde niye rahatsızsınız? Fabrikanız mı kapandı, şuyunuz mu kapandı, buyunuz mu kapandı deyip orada işçinin en demokratik hakkı, yine kazanmış hakkın, grev hakkını bile yasaklayanlar aslında işçiden yana değil, sermayeden yanadır. Bizim sıkıntımız da odur. Bu sıkıntıları aşmamız gerekir. Yani katılıyorum. Kriz oldu, yüzlerce, binlerce konkordato ilan eden iş yerleri oldu değil mi? Evet. Bu iş yerleri konkordato ilan ederken kendini sağlama aldığında orada işsiz kalan işçinin kredi borcu var. Usulsüz konkordato ilan edenler de borcu var. Onların konkordato ilan etme diye bir şansı yok. Yani o işçileri düşünen yok. Tamam, işveren kendini bir şekilde sağlama aldı. Evet. Konkordato ilan etti. Durdurdu, borcunu durdurdu. Peki orada çalışan işçi işinden oldu, aşından oldu, işinden ettiniz. Bunun durumu ne olacak? Ev kirası var, kredisi var, banka borcu var. Bu ne olacak? Buna niye konkordato yok? Yani bunun üzerinden besleniyorsunuz zaten. Evet. Bu çelişkilerin ortadan kaldırılması lazım. Kesinlikle. Bunu kim yapacak? Bunu hükümet yapacak. Evet. Bunu bu insanların, bu ülkenin seçmenlerinin iradesini kullanarak oraya buyurun bizi yönetin dediği insanların, yöneticilerin şapkalarını kafalarının önüne koyması lazım. Ve oturdukları yerin çözüm makamı olduğunu görmeleri lazım. İnsanların istemine, talebine cevap olmayacaklarsa orada oturmalarının bir anlamı yok. Evet. Bastırarak, yok ederek, haklarını gasp ederek düşünüyorlarsa yanılıyorlar.
Bize de yazık, bu ülkeye de yazık. Biz ülkemizi seviyoruz, biz kentimizi seviyoruz, biz memleketimizi seviyoruz. Çalışmayı da seviyoruz. Kesinlikle. Ama bütün krizlerin faturası evet. işçilere ödetilmek istenirse evet. biz bunu kabul etmeyiz. Evet efendim. Son olarak ekonomi yazarlarının da dile getirdiği gibi krizin faturası ne işçiye ne işverene kesilmemeli. Ne de işsize kesilmemeli. Krizin öyle bir faturası olmalı ki el birliğiyle çözülmeli. Gerekirse kadrolardaki köklü değişikliklerle ve tabiri caizse ekonomiyi baştan yazarak, ekonomiyi bu duruma getiren kara delikleri tıkayarak yeni bir ekonomi sayfası açılmalı ve Türkiye daha aydınlık, daha düz bir ekonomi yolunda yürümeli. Ekonomi yazarlarının bu söylemlerine katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum konukluğunuz için. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir cümleyi de rica ederim. Biz tabii krizi kim yarattıysa bedelini de o ödesin diyoruz. Bize düşen bedel varsa biz ödüyoruz zaten. Yine düşerse öderiz ama asıl sorumluları bedeli öderse ülkede sorun kalmaz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İçel TV'yi tercih ettiğiniz için, İçel FM mikrofonlarından İçel FM dinleyicilerine seslendiğiniz için bizi kırmadınız. Bugün bir basın açıklamanız vardı. Onun içeriği çok ayrı tabii ki. Bu konumuzla alakası yok. Onu haber bültenlerimizde duyuracağız. Disk Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Böyle bir imkan verdiğiniz Sağ için. Sağ olun. Kısa bir aramız olacak efendim. Bu kısa aramızın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu bizlerle olacak. Dün laiklik günüydü. Laikliği konuşacağız. Bakalım ne durumdayız? Pakyose ile gündem programındasınız sevgili izleyenlerimiz. Saatlerimizi 11.44'e taşıdık sizlerle birlikte, sizlerin ilgisiyle birlikte. Biraz önce Disk Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ile sohbetimizi neticelendirdik ve kendisine uğurladık. Ayaklarına sağlık diyoruz. Verdiği bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Konumuz bir hayli derindi. Önemli başlıkları da işlediğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda İçel TV ve İçel FM ortak yayınıyla sizlere sesleniyoruz. Sosyal medya üzerinden, İçel TV Facebook üzerinden de canlı yayınımız devam ediyor. Bizlere katılabilirsiniz, görüşlerinizi deklare edebilirsiniz. Şimdi sırada sanat haberlerimiz olsun. Sevgili Semil Bolat birkaç dakikalık sanat haberimizi sunsun. Bakalım neler var, neler yok Mersin'de, hangi filmler var, hangi tiyatrolar var, hangi konserler var. Şöyle sohbet biraz yumuşamış olsun. Sonra laikliğe geçeceğiz efendim. Kiminle geçeceğiz? Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Avukat Adnan Gündoğdu ile geçeceğiz. Doyumsuz bir sohbet yine sizleri bekliyor. Bizden ayrılmayın lütfen. Söz Semir Bolat'ta. Merhabalar Semir Bey, söz sizde. Günaydın Leyla Patrik'te. Merhabalar. Konuğunuza da selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. İçer TV izleyenleri ve İçer FM'e dinleyenlerine merhabalar diyorum. Ve özellikle Adnan Gündoğdu Bey'in de şu an konuğunuz olduğunu öğrendim. Evet. Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından din işlerini ve devlet işlerini karıştırmama çalışmalarından dolayı çok anlam ifade ettiğini belirtiyorum. Ve laiklikle ilgili bu görüşmeniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen ben sanat haberlerine geçmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aslında filmin ve sinemanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Vizyonda olan filmleri ben kısaca hatırlatmak istiyorum zamanı iyi kullanmak için. Vizyonda olan filmler bana bir aşk şarkısı söyle ve çok değerli iki sanatçı olan Tim Pink ve Mel Gibson'ın oynadığı Deli ve Dahi isimli film. Halen vizyonda Jumbo, Fakir Avcısı, Earth, Sevimli Ejderha, Kokonat Orman'da filmi çocuklar için çok güzel bir film. Kuzuların kurtlara karşı savaştığını anlatan Kuzular Kurtlara Karşı iki ilgi görmüş olmalı ki ikincisini çekmişler. Çocuklarımız da bu iki filme götürüp onların izlemelerini sağlarsak onlar için iyi bir eğlence oldu. Evet. Senlik, biz ve şeytanı ins,
Soğuk İnsan, Kadavra isimli filmler devam ediyor. Ayrıca biliyorsunuz Organize İşler, Sadan Sarmalı, Kaptan Marvel, Türk İş Dondurma, Yeşil Rehber, Mekanlar ve Yüzler de yine önümüzdeki günlerde vizyona giren filmler. Yeni vizyona giren filmlerden bahsetmek istiyorum. Benden Hikayesi isimli film, Dumbo ve yeni yüzlerle, yeni sanatçılarla artık geleneksel haline gelen Hababam Sınıfı Yeniden isimli bir film var. Bu yeni sanatçılarımızın oynadığı bir Rıfat Ilgaz klasiği, bilmek isteyenler için iyi bir film olabilir. Kurgu bilim ve diğer araştırmalar anlamında Hayvan Mezarlığı, İhtiyar Adam ve Silah, Sazam, Altıncı Güç, Suç Unsuru, Aşktan Kaçınlar, Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle gibi vizyona giren ve girecek olan filmler var. Film izleyicileri ve sinema severler bu filmlerden herhangi birisine şimdiden aslında zamanlarını ayarlayabilirler. Yeni bir film var. Kadir İnanır biliyorsunuz bir sağlık sorunu geçirdi. Uzun süre perdelerden ve ekranlardan uzak kaldı. Kapı isimli filmle tekrar döndü. Kadir İnanır. Erdal Beşikçioğlu tekrar bu filmde yerini aldı ve umarım bundan sonra sağlıklı bir ömür sürer. Yine bir Fatih Halkın filmi var. Altın Eldiven. Altın Eldiven bir seri katilin hayatını anlatıyor. Gerçek bir öncüden alınmış. Ben bu iki filmi de tavsiye ederim. Vizyona girmiş vaziyette. Evet. Şimdi konserlerden bahsedeyim. Ayın 14'ünde Sertab Erener'in, ayın 24'ünde Erol Evgin'in, ayın 26'sında da Koray Avcı'nın bir konseri var. Binişehir AKM'de. Bir de önümüzdeki ay, yani Mayıs'ın 24'ünde çok değerli sanatçımız Fazıl Sayın Binişehir AKM'de bir konseri var. Özellikle yönetmenim Özel Avan'a bunu hatırlatmak isterim. Annesinin çok önemli bir klasik müzik dinleyicisi ve bir Fazıl Say hayranı olduğunu biliyorum. Geçen sene bile dinlemekte zorlanmıştır. Bu sene erken alalım ve annemizi sevindirelim diyorum. Tiyatroyla ilgili bazı detayları hatırlatmak istiyorum. Ayın 10'unda çok güzel bir oyun vardı. Bence o El Kalın oyunuydu. Bunu kaçıranlar üzülmesinler. Çok daha güzel oyunlarımız devam ediyor. Türklü Venüs isimli oyunumuz 13 Nisan'da. Hör Baykuş uluslararası çok değerli bir oyun. 15 Nisan'da. Singeneler Zamanı müzikali 22 Nisan'da. Şener Şen'in rol aldığı Zengin Mustafa isimli tiyatro. Bakın bu çok önemli. Çünkü Şener Şen yıllardır tiyatrolardan uzaktı. Evet. Bu prodüksiyona sıcak baktı ve çok önemli olan Zengin Mustafa'la şimdi sahnede. Esaretin Bedeli Kerem Alışık ve ekibinin bir oyunu, Kadir Alışık Tiyatrosu'nun bir oyunu 29 Nisan'da. Operadan bahsedelim. Operanın artık klasikleşmiş turne oyunlarından bir tanesi Hamlet 20 Nisan'da seyircilerle buluşuyor. Mersin Kültür Merkezi'nde. Ben zamanı iyi kullanmak için sözü burada bitiriyorum. Konuklarınıza ve bundan sonraki sunacağınız programlarda yine konuk alacağınız misafirlerinize selamlarımı iletiyorum. İçer TV ve İçer FM dinleyicilerine de saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Semir Bolat. Çok güzel bir hafta sonu etkinliği cetveli sundunuz bize. Gelecek etkinlik cetveli sundunuz. Yarın da yine sizden görüşlerinizi alacağız. Müsait olursanız stüdyomuza bekliyoruz. Müsait olmazsanız yine telefon aracılığıyla izleyenlerimizi ve de dinleyenlerimizi bilgilendirebiliriz. Tabii demek... stüdyoda olacağım. Evet. Stüdyoda olacağım. Hem sizleri görmek hem de izleyicilerimi canlı hitap etmek için Leyla Fakültesi klasiği olan Leyla Fakültesi ile gündem programında 12.10'da aranızda olacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için kolay gelsin. Evet, Semir Bolat, İçer TV'nin sanata bakan yüzü hepimizi bu konuda besler, hepimizi doyurur sağ olsun. Çok da ilgili bir büyüğümüz, bir akademisyen kendisi aynı zamanda.
Bakalım konserle için Fazıl Say için aslında Ezel'in annesiyle ortak çalışabiliriz. Çünkü benim kızım da gerçek bir Fazıl Say hayranı. Bakalım. Evet, şimdi sırada ne var? Aslında güzel bir konu var. Bizi de dertlendiren, zaman zaman üzen bir konu var. Hemen giriş yapalım o halde. Neden 10 Nisan Dünya Türkiye Laiklik Günü? Çünkü 10 Nisan konuğuma merhaba demeden önce bir girizgah olsun istiyorum. Çünkü 10 Nisan 1928 tarihinde sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa Değişikliği Kanunu'yla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 2, 16, 26 ve 38. maddelerindeki dini terimler çıkarılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin din temeline dayalı bir devlet olmayacağı kararı verilmiş. Önceki yıllarda kabul edilen Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve diğer kanunlarla laik devlet ve toplum düzeniyle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştı, anımsayacaksınız. Anayasada yapılan bu değişikliklerle de din ve devlet işleri birbirinden tamamen ayrılarak kişisel inançlara özgürlük getirilmiş. Altını hep birlikte çizelim. Anayasada yapılan laiklik baz alınarak anayasada yapılan bu değişikliklerle de din ve devlet işleri birbirinden tamamen ayrılarak kişisel inançlara özgürlük getirilmiş, dinin politikacıların elinde bir araç olarak kullanılmaktan kurtarılması sağlanmıştır. Ancak Türkiye Büyük Atatürk'ün önderliğinde ulusal sınırlarını çizip fetih politikasından yurtta barış, dünyada barış ilkesine şeriat düzeninden çağdaş laik hukuk sistemine geçip uygar dünyadaki bağımsız ve onurlu yerini almıştır. Hoş geldiniz. Hoş Avukat Adnan Gündoğdu. Hoş bulduk Sayın Köse. Şimdi şurayı okurken tüylerim diken diken oldu. Kişilere olması özgürlük, mümkün değil. Olmaması mümkün kişilere değil. Özgürlük, kesimlere özgürlük, kitlelere özgürlük yahu zaten sonuna kadar verilmiş. Yani devletle din işleri birbirinden tamamen ayrılmış. Kişisel inançlara özgürlük sınırsız getirilmiş. Dinin politikacıların elinde araç olması engellenmiş. Zaten huzursuz olunan noktada bu. Ama geldiğimiz noktada da laiklik istismarı yapılıyor iddiasıyla karşı karşıyayız. Evet, yani tabii. Kişilerin elindeki oyuncağı alınmış. Evet, evet. Acıtan bu, içi acıtan bu. Tepkili olunmasının sebebi bu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizin konukluğunuz daha iyi olduk. Dün 10 Nisan laiklik günüydü. Evet. Dün çok telaşlıydınız ve yoğundunuz. Bir de dünkü temaslarınızın, basın açıklamalarınızın neticeliğini bugün değerlendirelim istedik. Hay hay. Neler söylemek istersiniz? Dünkü evet, teşekkür ederim. Dün 10 Nisan 1928'in yıl evet. dönümüydü. Evet. 10 Nisan 1928 sizin de söylediğiniz gibi aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye devrimlerinin temeli olan evet. laiklik ilkesinin, laiklik sözcüğü kullanılmadan anayasaya girişinin yıl dönümüdür. Laiklik evet. sözcüğü kullanılmadan diyorum. Çünkü laiklik sözcüğü 1937, 5 Şubat 1937'de anayasaya ilk kez girdi. 5 Şubat 1937'de. Ama laiklik aslında Türk devrimlerinin başından beri vardı. Evet. Ve vazgeçilmez temel ilkesiydi. Nereden çıkartıyoruz? Daha 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken Atatürk, daha sonra Amasya ve Sivas genelgelerinde de hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek esasen din devleti anlayışını bir kenara bırakıyor. Ümmet toplumundan ulus topluma geçişin sinyallerini veriyor ve laikliği de laiklik demeden tarif ediyor. Çünkü şer'i devletlerde, yani dine dayalı yönetimlerde egemenlik ulusa değil ilahi bir takım güçlere aittir. Ve o ilahi güçlerin yeryüzü temsilcileri olduğunu iddia eden ruhban sınıfı toplumu yönetir, istedikleri gibi yönlendirir ve uygulamalarıyla da geçmişten gördüğümüz gibi daha çok sömürür. Çünkü bu sınıfların amacı gerçekten din değil, inanç değil. O dini ve inancı kullanarak toplum erkeğini, devlet erkeğini ele geçirip o erkeği sömürü noktasında kullanmaktır asıl hedef. Yani bugünkü
iktidarında Türkiye'de yaşanan maalesef olaylarında bizi getirdiği tartışmalar şudur. Bir mütedeyyin kendi halinde inançlarını yaşayan insanlar var. Bunlar kendi hallerinde yaşıyorlar ama bunlar aynı zamanda Atatürk'e de sahip çıkıyorlar. Bu bir gerçek. Ama bir de dini duyguları, düşünceleri kullanarak topluma başka gerekçelerle biat edin, tartışmayın, biz ne söylersek ona inanın süreci başlatılarak toplumu ve ama devleti yönetmek. Ama bir yandan da Atatürk'e biat etmeyin, ne söylerse ona inanmayın karşıtlığını yürüten çünkü Atatürk, kesimdi bu kesim. Atatürk onlara göre iki ay yaştan biri yani ya da bir kafir. Sonuçta biata karşı değiller. Atatürk'e biata karşılar. Evet, izin verirseniz. Şimdi 10 Nisan 1928'de aslında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesine bakıyorsunuz değişiklik yapılmadan önce. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Zaten laiklik var orada. Yani birinci maddede laiklik var. Ama ikinci maddede de Atatürk devrimleri yavaş yavaş sindire sindire ve anlata anlata, öğrete öğrete getirmiş. Çünkü Avrupa'nın 200-300 yıl süreyle verdiği mücadeleyi, uğruna kan akıttığı kavgaları, birikimleri, değerleri Atatürk o büyük liderliğiyle, öngörüsüyle, vizyonuyla Türkiye'ye tepeden inme bir anlayışıyla getirmiş ve bedel ödemeksizin öğretmeye çalışmış. Böyle büyük bir devrimci Atatürk. Şimdi Avrupa'da ne olmuş laiklik tarihine bakıyorsunuz. Kiliseyle sermaye, ki sermaye bir dönem işte o mücadele içerisinde emekle de beraber, emekçi sınıflarla beraber çalışanlar ve burjuvazi bir arada kiliseye karşı mücadele etmişler. Evet. Niçin? Laiklik için. Sen karışma bu işlere. Biz aklı ve bilimi öne geçirelim, toplumu biz yönetelim ve akılcı ve bilimsel bir üretim anlayışını topluma getirelim. Toplumlar gelişsin ama sen sadece pazar günleri git kilisende ayinini yap, biz de gelelim. Biz de pazar günleri sana tabi olalım ama onun dışında diğer günlerde toplumsal yaşama karışma diye bir kavga vermiş Avrupa. Kaç yüzyıl sürmüş bu? 200-300 yıl sürmüş. En son 1789 Fransız İhtilali ile artık kiliseye çekilmiş ve toplumu yönetme iddiasından vazgeçerek devleti ve toplumu yönetme olanağını, erkini burjuvaziye ve emekçi kesimlere, o zaman bir aradalar, vermiş ve daha sonra bu sefer sınıf çatışmaları başlamış. Evet. Burjuvazi ile emekçi kesim çatışmaya başlamış. Emek sermaye çelişkisi ortaya çıkmış. Biz bunu dediğim gibi Atatürk gibi bir lider sayesinde çok büyük kavgalar vermeden birdenbire ümmetçi Osmanlı toplumundan bir ulus devlet yaratarak yaşamaya başladık. Atatürk o yüzden gelişmiş Avrupa ülkeleri tarafından 100 yılın lideri seçilmiştir. Evet. Ve Atatürk'ün kafasında daha 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan laiklik vardır. Bir ulus devlet anlayışı vardır. Yani ulus devletin olduğu yerde siz laiklikten söz ümmet toplumundan, şeriattan söz edemezsiniz. Ya da şeriatın olduğu yerde bir ulus devletten söz edemezsiniz. Öyle demek daha doğru olacak. Şimdi ilk 1924 anayasasında birinci maddede, hatta 1921 anayasasında ilk anayasamız, 1921 anayasasında birinci madde hep hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir hükmü yer aldığı için zaten orada laikliği görüyoruz. Demin de dediğim gibi laik toplumda hakimiyet millete aittir. Ama laik olmayan toplumlarda hakimiyet bugün birilerinin de söylediği gibi Allah'a aittir. Ve Allah'ın temsilcileri yeryüzünde o egemenlik hakkını kullanır. Şimdi 1924 Anayasası'nın birinci maddesi, ikinci maddesi de devletin dini İslam'dır şeklinde bir hükümdür. Çünkü Atatürk yola çıkarken bir takım mütedeyyin dini kesimleri de, hilafeti savunan kesimleri de yanına almış emperyalizme karşı mücadele verirken. Ama daha sonra temel hedeflerini gerçekleştirebilmek anlayışıyla o devletin dini İslam'dır sözcüğünün anayasadan çıkarılma ihtiyacı doğmuş ve 9 Nisan 1928'de İsmet İnönü ve arkadaşlarının verdiği bir değişiklik yasa teklifiyle anayasanın ikinci maddesi kaldırılmıştır. Böylece devletin dini İslam'dır sözcüğü anayasadan kaldırılarak laiklik demeden laiklik bir anayasal kural haline getirilmiştir. Çünkü anayasadaki diğer hükümler zaten laikliği tarif etmektedir. Daha sonra
Laiklik kavramı 1937'de 5 Şubat 1937 tarihinde anayasada yapılan bir değişiklikle 6 oktan birisi olarak anayasaya girmiş ve artık açıkça tarif edilmeye başlanmıştır. Ama dediğim gibi başından beri vardır. 10 Nisan 1928'in yıl dönümü hep laiklik günü olarak kutlanır. Peki. Niye? Çünkü devletin dini İslam'dır. Devletin dinini tarif eden bir hüküm anayasadan çıkarılmıştır ve laiklik artık dini devlet yönetimi anlayışında esas alınmaya başlanmıştır. Evet. Yani bu da İslam reddedildiğinden değil. Hayır, kesinlikle reddedildiğinden değil. Çünkü yani, bazı kesimler bunu böyle anlıyor. İşte laiklikle bu ibare çıkarıldığı için. Biraz sonra için, laikliği tarife ayrıca geleceğim. Lütfen ama, geliniz çünkü çok zamanımız. Anlatalım evet, peki. Lütfen. Şimdi laikliğin ne demek olduğunu aslında Atatürk'ün sözleriyle anlatalım isterseniz. Bakın olabilir, Atatürk'ün olabilir, buna ilişkin bazı sözlerini ben not aldım. Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse bir başkasını ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayamaz. Evet. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. Evet. Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını da temin etmiştir. Çok anlamlı bir cümle. Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını da temin etmiştir. Bunu laikliği dinsizlik ile karıştırmak isteyenler İlerleme ve çağdaşlığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış Doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz. Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz demiş laiklikle ilgili olarak Ulu Önder Atatürk 1930'lu yıllarda. Evet. Şimdi yabancı yazarlar bunu üçüncü göz olarak baktıklarında çok daha farklı ve çok daha derin anlatabiliyorlar Türkiye'deki laiklik mücadelesini. Çünkü taraf olmadan ya da daha objektif bakabiliyorlar. Şöyle ki Atatürk dünyadaki Fransız bilim insanları, Fransız araştırmacılar, tarih araştırmacıları özellikle çok güzel tespitlerde bulunuyorlar bu evet, konuda. Diyorlar ki sevgili Adnan Gündoğdu, Atatürk o kadar doğru bir iş yaptı ki, şöyle bir iş yaptı. İşte başka inananların İncil'i, Tevrat'ı ruhani bir vicdan anayasası olarak bir rafa koymayı başaramadığı gibi Atatürk Türk insanının vicdani anayasasını, vicdan anayasasını yani kutsal kitabını, Kur'an-ı Kerim'i aldı. Hep baştan yüksek mesafede, ayak basılan zeminden yüksek mesafede taşınmak üzere evlerde, mekanlarda en yüksek rafa koydurdu. Kesinlikle. Türk insanı Atatürk sayesinde vicdan anayasasıyla hukuk anayasasının kitabını ayırdı. Kesinlikle. Ve Avrupa bunu 45 sene sonra bile henüz başaramadı diyen Fransız yazarlar var. Çok doğru. Şimdi çok bu doğru, o kadar önemli bir şey ki vicdan anayasasıyla bir ulusu, bir ülkeyi ve bir ülkenin insanlarını yönetmeye çalışırsanız istediğiniz her şeyi söyler, her cümleyi tersine çevirirsiniz. Ancak hukukla garanti altına alınmış, hukuk kurallarıyla garanti altına alınmış, mecliste oylanmış, işte torba yasasından, teklif yasasından geçmiş, sonra anayasa kitabına yasalaşmış ve girmiş olan herhangi bir maddeyi cıvıtma, sulandırma, çarpıtma hakkınız yok. Kesinlikle. Yani elinizde oyuncağınız yok. Kesinlikle. Plastik bir oyuncak yok. Bastığınızda ses çıkarmıyor, istediğiniz sesi çıkarmıyor. Demirden, evet, sapasağlam, tunçtan. Değil mi? Mülkün tabii, temeli tabii, o. Tabii, tabii. Mülkün temeli olan adalet tunçtan. Onun için bir oyuncak lazımdı. Ne yapılıyor? O istenildiğinde diyor Fransız yazarlar. Vicdan anayasası alınıyor, ortaya konuluyor. İşte laiklik diyor ki Atatürk ağzıyla vicdan anayasası gönlünüzdedir. Ve inanın vicdan, laiklik şunu diyor. Vicdan anayasasını kalbinizde doğru işletirseniz hukuk anayasasına zaten iş düşmeyecektir. Korkmayınız diyor. Evet.
Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru. Çok bunu doğru. Hiç her şeydir kitabımın ön sözünde yazmıştım. İnşallah kısmet olacak, okurlarım okuyacaklar. Can İnşallah. Yayınlarından, Cumhuriyet Yayınlarından çıkacak İnşallah. Nasipse. Aynen öyle. Çünkü bir meslek anıları var, otobiyografiler var. Sevgili İlhan Selçuk rahmetli bilirsiniz. Tabii. Sevgili İlhan Selçuk'un yazılarıyla evet. büyüdük. Evet, evet. Bir sürü Yalçın Boratap'tan tutun Rutka Yaziz'e kadar birçok meslek anımız var. Birçok sizin gibi kıymetli insanlarla sohbetlerimiz var. Ve o kadar güzel anılar bıraktılar ki bana. Sevgili Türkan Saylan, Ulusal Kanal'daki sevgili hocalarım. Ancak durum bu. Ne zaman bu ulusun suistimali düşünüldüğünde raftan vicdan anayasası alınıyor ve masaya konuluyor. Ne zaman ulus kendine geldiğinde ulusun gözüne girmek için hukuk anayasası alınıyor, masaya bırakılıyor, diğeri kaldırılıyor. Evet, onun evet. için laiklik işte bunu garanti ediyor. İstediğiniz zaman onu, istediğiniz zaman onu koyamazsınız. Tabii, o vicdan anayasasıdır. Halkın kesinlikle. Vicdanıyla oynamayın diyor. Evet. Yanlış mı? Çok doğru, çok doğru. Bir de tabii Atatürk Cumhuriyeti'ne ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığınızda o kuruluş felsefesinin özünde yatan temel ilkedir laiklik. Laiklik olmadan devrimcilik olmaz. Laiklik olmadan milliyetçilik olmaz. Laiklik olmadan cumhuriyetçilik olmaz. Yani Atatürk'ün o altı okla ifadesini bulan Atatürk ilkelerinin temel bir anlamda çatı kavramıdır laiklik. Evet. Laiklik bu devrimin de temelidir bu anlamda. Şimdi bakıyorsunuz laiklik kavramı daha 1928 yılında anayasadaki o devletin dini İslam'dır hükmü kaldırılmadan bile 1926 yılında Atatürk Medeni Kanunu çıkartıyor. İsviçre Medeni Kanunu'ndan alıntı yapılarak. İsviçre'den almışız Adnan İsviçre'den Bey. İsviçre'den almışız. Evet, bakın, İsviçre kadını bizden 36 yıl sonra seçilme hakkına kavuşmuş. Çağdaş bir kanun. Dikkat evet. edin. Kadını erkeği eşit bir medeni kanun. İlişkileri medeni çerçevede tarif eden kadın ve erkeğin ilişkilerini bir kanun. Ne zaman? 1926 yılında yapıyor. Evet. Daha hala devletin dini İslam'dır hükmü anayasada duruyor. Dikkat edin. Şimdi yani devletin dini İslam olunca şeriat hukuku geçerli olacak. Şeriat hukukuna göre de kadın nedir? İkinci sınıf vatandaştır. Erkeğine göre karar ve söz yetkisi yoktur. Uymak zorundadır. Bir anlamda kuldur. Artı millet kavramı yoktur. Ümmet kavramı vardır ve ümmet toplumunda kulluk vardır. Yani biat eden, itaat eden, verilenlerle yetinen, sorgulamayan, şüphe etmeyen, aklı ve bilimi bir kenara bırakmış bir takım böyle dogmatik şeylere inanan insan tipi vardır. Şeriat ya da belli mihraklara hizmet tabii, eden. Tabii tabii ama, evet. ama Atatürk ta medeni kanunla beraber bunu yıkmaya çalışıyor ve kaldı ki Atatürk'ün temel hedefi zaten ulus devlet yaratmak. Yani ümmet toplumundan ulus toplumuna geçmek ve kulluktan bireyle, yurttaşlığa geçmektir. Bu anlamda Atatürk yurttaşlık bilgileri diye özel kitap yazmıştır hatırlarsınız. Geometri yani, kitabı da varmış. Tabii tabii. Şimdi bu çerçevede bakıldığında... Son olarak hocam toparlayabilirsek. Tabii tabii. Program bugün özellikle siyasal iktidarın maalesef laiklik istismarı yapılıyor şeklinde bir eleştirisiyle karşı karşıya kaldı Atatürkçü kesimler. Bu son derece yanlış. Yani laiklik istismarı değil aslında bugün toplumda yapılan din istismarıdır. Yani dini anlayışlarla siz laiklik millet isterse elbette kalkar. Bu nedir? İşte egemenlik millete ait değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Diyerek aslında siz laikliğin temeline saldırırken din istismarı yaparak bunu kullanıyorsunuz. İnanç mekanizmasına müdahale ediliyor. Bu doğru kullanarak. Değil. Allah'la tabii, kul arasına giriliyor. Tabii, bu doğru tabii. değil. Oysa laiklik inancı laikliğin temelinde tüm inançlara saygı vardır. Tüm inançlara eşit mesafede durmak vardır. Yani siz inancınızı kendi vicdani dünyanızda, kendi özel dünyanızda özgürce yaşayabilirsiniz. Ama o vicdanınızı kimseye dayatamazsınız. Çünkü bu toplumda Müslümanı da var, Hristiyanı da var, işte Lazı da var, Çerkezi de var. Herkes hesabını yaradanına verecek çünkü. Devlet bu anlamda etnik evet. kör olmak zorundadır. Yani insanların inançsal anlamda da kör olmak zorundadır, laik olmak zorundadır. Evet. Ve işin kötüsü laiklik olmadan akılcı ve bilimsel yöntemi kullanmanız da mümkün değildir. Dolayısıyla 21. yüzyıl artık bilgi çağıdır
bilgi üretmeniz mümkün değildir laik toplum olmadan. Çünkü şüpheci yaklaşamazsanız, aklı ve bilgiyi, bilimi kullanamazsanız, aklı ve bilimi reddederseniz, dışlarsanız, siz bir takım hurafelerle, dogmatizmle hareket ederseniz çağın gerisinde kalırsınız. Zaten Atatürk'ün hedefi de çağdaş uygarlık düzeyidir ve Türkiye'yi kalkınmış çağdaş uygar milletler arasına sokmaktır. Evet, bu anlamda laiklik çok önemli bir ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti devriminin temelini teşkil eden temel bir anlayıştır. Bu anlayışı Türkiye'ye getiren, kabul ettiren, yerleştiren ulu önderi bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Evet. 10 Nisan'ı da her yıl anacağız. Türkiye laiktir, laik kalacak, laik kalmaya devam edecek diyor. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu konuğumuzdu sevgili izleyenlerimiz. Bunu hemen arkadaşımıza nakledeyim. Görüntülerimizi halledebilirsen Ulaş'cığım. Avukat Adnan Gündoğdu'ydu konuğumuz. 10 Nisan 1928 neden laiklik günü ilan edilmiştir? Bunu konuştuk. Dünkü etkinliklerinizde de bunu dile getirdiniz. Evet. Asıl 5 Şubat 1937'de ne olmuştu? Laiklik. Anayasaya laiklik sözcük olarak girdi, kavram olarak. Girmiştim. Oysa vardı bunu da, önceden. Bunu laiklik açıkla demeden laiklik yerleşmişti, evet, zaten. Bunu da açıklığa kavuşturduk. Çok evet teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Laiklik dini herhangi bir zümrenin, kesimin, toplumun, bir kademenin ne diyelim? Ya da herhangi bir inancın başka inançlar üzerine tahakkümünü engelleyen, bütün inançlara saygıyı gerektiren, inançlara saygıyı bir zorunluluk haline dönüştüren ve toplumun kardeşçe barış içinde akılcı bilimsel üretimi de gerçekleştirerek yaşayabileceği temel bir ilkedir. Evet, aynı zamanda laiklik dinin bir ruhani yönü vardır. Onun kaybedilmemesi güvencesidir için bir dinin güvencesidir, emniyet sibabıdır. Tabii, tabii. Dini hiçbir işinize karıştırmayın, dine dokunmayın. Siyasetle din ayrı şeylerdir. Kesinlikle. Siyasi hünerlerinizle ve halkın size layık gördüğü oylarınızla seçilmiş adaylar olarak siyasi becerinizi ve vatan sevginizi gösteriniz. Bir cümleyle, hizmet gösteriniz. Bir cümleyle size lütfen katkıda bulunayım. Tabii. Ulu Önder'i dinsiz, kafir diye niteleyenler özellikle siyaseten, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elmalılı Hamdi Yazar'a kendi cebinden 50 bin lira vererek, evet, Mehmet Akif Ersoy'u da Mısır'a göndererek Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtme girişiminde bulunduğunu unutmasınlar. İlk Kur'an-ı Kerim tercümesini kendi cebinden, dikkat edin, devletin kasasından değil, kendi cebinden verdiği parayla Elmalılı Hamdi Yazır'a yaptıran büyük önderdir Mustafa Kemal Atatürk. Evet. O yüzden birileri şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü 2 ay yaştan biri kafir, dinsiz, bilmem ne gibi kavramlarla hakaret ederek yok edemezler, incitemezler. İncitmeleri mümkün değil. O sonsuza dek yaşayacak, yüreğimizde yaşayacak ve biz onu bir bayrak olarak, sonsuza dek bir önder olarak, sonsuza dek onun devrimlerine özgün, onun devrimlerine has bir şekilde Türkiye'yi hak ettiği yere taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz tabu olarak sevmiyoruz Atatürk'ü. Tabii, minnet tabii duygumuzu. Tabii, minnet taze duygumuz tutuyoruz. Kesinlikle sadece. Kesinlikle. Bunun başka şeylerle karıştırılmaması lazım. Tabii. Devlete, millete. Atatürk ne demişti? Ben size hiçbir dogma bırakmadım. Evet. Ben size sadece aklı ve bilimi bıraktım. Bilimi bıraktım. Hakiki mürşit ilimdir demiştir. Evet. Vatanını, bu çerçevede bakıyoruz. Bayrağını ve de ulusunu seven herkesin minnet duyması gerekir. Tüm şehitlerimizi de saygıyla, hürmetle analım, şehadetle evet, analım. Evet. Atatürk'ümüzü de öyle. Çok teşekkür ediyorum konukluğunuz için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Laiklik bir anlamda anayasanın da, dinin de, inanç sisteminin de emniyet sibabıdır. Anlamayanlara bunu defalarca anlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Evet. Bunun da anlaşılması ve bu şekilde devam etmesi gerekiyordu bize göre. Bu ibarelerin altını çizmemize yardımcı olduğunuz için fikirlerinizle teşekkür ediyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanlığındaki tüm yol arkadaşlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza da vatan millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle dolu oldukları için şükranlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Vatanın yararına ve faydasına olan her şey başımız üstüne. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Diliyoruz.
Sevgili izleyenlerimiz, kısa bir birkaç saniyelik aramız olsun. Sonrasında hemen yerel basınımıza dönelim. Bakalım bugün neler manşet olmuş, neler sürmanşet olmuş. Aramızın hemen ardından yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün ulusal basınımıza biraz ağırlık verelim istiyoruz. Yerel basınımızdaki başlıkların ve dünden bugüne sarkan konuları zaten konuklarımız eşliğinde şöyle ya da böyle işlemiş olduk. Bizden sonra mikrofonu ve de kameraları devralacak, stüdyoları masamıza devralacak olan arkadaşımız Ali Gürkan Şamiloğlu da yerel basına ağırlık vereceği için, biraz sohbetlerimiz de uzadığı için ulusal basınla devam edelim. Öyle bir denge kuralım istedik, izin verirseniz. Bakalım ilk sırada hangi gazetemiz var? Aydınlık gazetesi var efendim. Borç batağına devam denilmiş Aydınlık gazetesinin manşet haberinde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak reform paketini açıkladı. Pakette enerji ve inşaat sektöründeki batık kredilerin temizlenmesi konusunda atılacak adımlar dikkat çekti. Albayrak, tasarruf ve yüksek teknoloji üretim vurgusu yaparken bunların nasıl başarılacağına dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi denilmiş. Bir cümle düşüklüğü var ama herhangi bir bilgiye yer vermedi diyelim açıklamalarında. Hükümetin yeni reform paketinden yine köklü değil, kısa vadeli çözümler çıktı. Biraz önce Mersin Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'la da işlediğimiz gibi kısa vadeli çözümler sunuluyor sevgili izleyiciler. Ancak paragraflar şeklinde uzun vadeli çözümlere ihtiyaçlar var. İşvereni de rahatlatacak, işçiyi de ezdirmeyecek. Uzun vadeli çözümlere ihtiyaç var. Üretime dayalı, ihracata dayalı, yerli tohum üretimine tekrar geçeceğimiz, hibrit tohum akımına son vereceğimiz, kaliteli, tek çıta değil, çok fazla ürün skalasından oluşacak yerli tohum üretimine bir an önce geçmemize acil ivedilikle ihtiyaç var. Çok güçlü tarım politikasının uygulanmasına geçilmesi lazım. Tarım reformu, turizm reformu, sağlık reformu, eğitim reformu ayrı ayrı sağlanıldığında ve de emin adımlarda gidildiğinde zaten bunun adı, birleşim başlığı ekonomi reformu olacaktır. Birileri bunu anlatmalı artık ya da anlamalı. Hükümetin yeni reform paketinden yine köklü değil kısa vadeli çözümler çıktı demiştik az önce. Pakette genel vurgular yer alırken somut adımların yer aldığı bir yol haritası açıklanmadı. Paketten çalışana ve vatandaşa kesinti, patronlara ise teşvik ve vergi indirimi çıktı deniliyor haberde. Enflasyonun düşürülmesi için gıdaya yönelik alınacak önlemlerde yeni bir kur şokunun hesaba katılmadığı görüldü. Bankacılık sektöründeki batıkların temizlenmesi için yeni bir fon kurulacak. Batık kredilerin toplam 106 milyar TL olduğunu belirten Albayrak, iç borçlanma senetleri yoluyla kamu bankalarına 28 milyar TL verileceğini açıkladı. Yeni ekonomi programında 76 milyar TL'lik tasarruf önlemi alacaklara sözünü verdiklerini hatırlatan Albayrak, bunun 44 milyar TL'lik kısmını uyguladıklarını söyledi. Buna rağmen hazine ilk 3 ayda 38 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı ise 20 milyar lirayı aştı deniliyor efendim. Aydınlık gazetesinin manşet haberinde. Ancak devamında etkiler ve tepkiler var tabii ki bu açıklayışa. Çünkü sadece şunu yaptık bunu yaptık açıklamalarıyla tatmin olmuyor iş çevreleri ve de kamuoyu ne yazık ki. Sanayicilerden desteklenilmiş İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, kıdem tazminatı reformuna destek vermiş. Kamuoyunun tam aksine Bahçıvan yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan yapısal dönüşüm adımları hep savunduğumuz Türkiye'nin artık üretim ekonomisine yönelik yeni adımlar atması açısından bize umut vermiştir dedi. Kıdem tazminatıyla ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin üretim ekonomisine geçmesi konusunda büyük umutlarla dolmuş. Yani bu cümleden bu sonuca nasıl gidilmiş gerçek bir alkış olmalı burada diyorum Ezel. Hani cümlenin başıyla sonu arasında küçücük bir uyum görüyorsanız sevgili izleyicilerim lütfen benimle paylaşın.
Tekrar okuyayım haberi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan kıdem tazminatı reformuna destek vermiş ve yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan yapısal dönüşüm adımları hep savunduğumuz Türkiye'nin artık yeni üretim ekonomisine yönelik yeni adımlar atması açısından bize umut vermiştir demiş. Ezel Allah aşkına alkışlardı. Hani bir tarım reformu olsa, alkışlıyoruz Sayın Erdal Bahçıvan'ı. Bir tarım reformu olsa, az önce dediğimiz gibi hibrit tohumdan yerli tohum skalasına ve üretim skalasına geçilse, toprak analizleri Türkiye genelinde ziraat odaları ve yetkilileri tarafından tekrar yapılsa, hibrit tohumlarla mahvolan toprağımız tekrar iyileştirme çalışmalarına tabi tutulsa ve az önce dediğimiz gibi ürün skalası bölgelere, illere, ilçelere, topraklara, arsalara, tarlalara göre yeniden yapılsa, Türkiye'de köklü bir tarım reformu falan yapılsa, hayvancılık yeniden iyileştirilse diyeceğiz ki tamam, Erdal Bahçıvan çok yerinde bir açıklama yapmış, Erdal Bey'e biz de katılıyoruz. Ama nasıl bir sondur, nasıl bir başlangıçtır, nasıl bir sondur, kıdem tazminatından üretime nasıl geçilmiş anlayabilmiş değiliz. Anlayan anlatsın. Gerçekten tercümana ihtiyaç duyan bir açıklama bu. Albayrak bireysel emeklilik sistemi ile kıdem tazminatı fonunu entegre edeceklerini açıklamış efendim. Dışarıdan para akışı kesildiğinde işsizlik fonu entegre edilmiş. BES ve kıdem fonundaki kaynaklarla batıkların, yani bireysel emeklilik BES, batıkların temize çekilmesi gündemde. Türk İş bu yıl 1 Mayıs'ta kıdem tazminatına dokunma sloganıyla toplanacakmış efendim. Kıdem tazminatını gözden çıkararak ya da el atarak ekonomideki deliği kapamak mümkün değil efendim. Mümkün değil. Üretim niyeti var, plan yok. Albayrak gıda enflasyonunu düşürmeye yönelik adımlar atacaklarını söylemiş. Yol haritasında sera anonim şirketi kurularak seracılığın geliştirilmesi. Bunu hiç okumayalım. Bunu hiç okumayalım. Kurulmasına ne gerek var? Seracılık zaten var. Çiftçilerimiz, seracılarımız perme perişan. Antalya'da, Mersin'de, Tarsus'ta, Adana'da, değil mi? Muğla'da, Denizli'de bile seracılık yapılıyor artık. Afyon'da bile yapılıyor artık. Karla kışla mücadele eden illerimizde bile yapılıyor artık. Devlet desteğiyle mi? Çoğu değil, hayır, kişisel başarılarla. Bunlara destek verin, seracılık zaten var. Bunu AŞ yapacaksınız da ne olacak? Yine belki de birilerinin cebi dolacak, birileri memnun edilecek, bir yerlere aktarılacak bir şeyler. Aydınlık Gazetesi'ndeki haberlerimiz bu şekildeydi sevgili izleyiciler. Geliyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'na Iğdır kararını anımsatan CHP, demokrasiye kurulan kumpasın bozulmasını istedi. Seçim katletme başlığıyla verilmiş bu haber. Cumhuriyet Gazetesi'nde AK Parti İstanbul seçimlerinin Büyükçekmece'deki seçmen listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla iptal edilmesini talep ederken Yüksek Seçim Kurulu'nun Iğdır'daki bir başvuruyu reddettiği ortaya çıktı. CHP'li Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usulsüzlüklere dayanılarak seçimin iptali istenemez kararını verdiğini söyledi. İmamoğlu, Büyükçekmece'de 20 binden fazla seçmen arttığı iddiasına ne yazık ki yalan üzerine kurulan bir sistem var yanıtını verdi. İmamoğlu, seçim gecesine ilişkin o gece bir darbe yapılacaktı, biz durdurduk. Suç duyurusunda bulunuyorum. Sabahın köründe afişler asılması demokrasiyi katletme operasyonuydu diye konuşmuş. Halk istemiyor. CHP'ye gelen kamuoyu araştırması sonuçlarına göre seçmenlerin %67'si İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini doğru bulmuyor. CHP seçmeninin %91.9'u, AK Partililerin ise %41.1'i yeni seçim istemiyor denilmiş efendim Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Mazbatayı verin küçük başlığı altında şu bilgiler sunuluyor haberde. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu çok sayıda CHP milletvekiliyle birlikte İl Seçim Kurulu'nda ikinci kez dilekçe vererek İmamoğlu'nun mazbatasını istedi. Kaftancıoğlu'yla bugün telefonda görüşecekti.
etmiştik. Daha önceki görüşmelerimiz olmuştu sevgili izleyenlerimiz. Bugün telefonla yayın konuğumuz olacaktı kendisi. Ancak gündemdeki yoğun koşturmalarından dolayı görüşlerine başvuramadık. Önümüzdeki hafta için sözünü aldık. Olası bir aksilik olmaz ise Sayın Kaftancıoğlu, CHP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu önümüzdeki hafta bir aksilik olmaz ise Leyla Pakgöse ile gündem programında İstanbul'daki durumu değerlendirecek programımız için ve de İçel TV için. 31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Öncesinde AKP'de biz de itirazlarımızı yaptık. Büyükçekmece'de 745 seçmenin kaydı donduruldu. Hukuksuzluk yok. Yüksek Seçim Kurulu kumpası bozmalı demiş Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfa haberinde. Kulağına kim ne fısıldadı? Cumhuriyet Gazetesi'nin üst manşetini oluşturuyor efendim. Yüksek Seçim Kurulu'na 7 maddelik çağrı yapan Millet İttifakı, bir yudum su alayım izninizle. Millet İttifakı liderleri Erdoğan'a seslenmiş. Kulağına kim ne fısıldadı? Ya aydınlık ya kaos. Cumhur İttifakı'nın İstanbul seçiminin iptaline yönelik plan yapması üzerine CHP ve İYİ Parti liderleri sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu devletin gücünü kullananların ürettiği yasa dışı gerekçeleri reddetmeli. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek demiş. Suçlu sizsiniz küçük başlığında şu ayrıntılar sunuluyor Cumhuriyet Gazetesi okurlarına. Akşener ise 31 Mart akşamı Erdoğan'ın sağduyulu konuşma yaptığını anımsatarak aradan geçen zamanda ne oldu diyor. Kim ve kimler kulağına ne fısıldadı ki bu noktaya geldik? Eğer sandık güvenliğini sağlayamadıysanız suçlusu sizsiniz. Türkiye'de böyle bir şey hiç görülmedi. Evren döneminde bile görülmedi diye konuşmuş. İki lider iktidarın 17 yıldır devlet memurları tayinlerinden işe alımlara kadar her şeyi elinde tuttuğuna da dikkat çekmiş. Yaptıkları basın toplantısında efendim Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfa haberi olarak bu ayrıntılara yer vermiş. Bir Gün Gazetesi'ne geçiyoruz. Sayım bitti. AKP'nin sayımı bitmedi. Görüşü manşet olarak yansıtılmış Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasına. 240 saat sayılan İstanbul oylarında sonuç değişmedi. Kazanan yine İmamoğlu denilmiş sevgili izleyiciler. İktidarın itirazı üzerine İstanbul'da 10 gündür yapılan yeniden sayımlarda süreç tamamlandı. Binin üzerinde sandıkta yüz binlerce oy sayıldı. Sonuç değişmedi. Sandıktan yine Ekrem İmamoğlu çıktı deniliyor. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz. Bir sonraki gazetemize geçmeden önce şöyle bir bakmayı tekrar istiyorum. Evet. Büyükçekmece'deki polis ablukasını da Bir Gün Gazetesi ilk sayfasına taşımış. Büyükçekmece üzerinden İstanbul'daki seçimi iptal etmeye çalışan AKP'ye ilçede büyük tepki ve öfke var. Günlerdir seçmen avına çıkan polisler tarafından adeta abluka altına alınan ilçede seçmenlere zorla kağıt imzalatıldığı, yalan beyana zorlatıldığı iddiaları ortaya atılıyor gazetenin haberinde. Polisin varlığı vatandaşları tedirgin ediyor. Yurttaşlar baskınları belediyeye şikayet ederken, şikayette bulunan seçmenlerin hangi partiye oy verdikleri bile sorgulanıyor şikayet esnasında. İktidarın polis ve müfettişlerle günlerdir ablukaya aldığı Büyükçekmece'de evleri basılan yurttaşlar tedirginiz. Böylesini daha önce yaşamadık. 31 Mart'tan bu yana her sabah sokakta 200-300 tane polis görüyoruz. 14 yaşındaki kızımı bile polis arıyor. Çocuklarımın benim çocuklarım olduğunu kanıtlamak zorunda kaldım. Eşime çocukların kaçı anadan kaçı babadan demişler. 65 yaşındayım. Çok iktidar gördüm ama böyle bir dönem görmedim diyor Meral Dan Yıldız Berrak Güngör'ün haberi efendim. Altay yalan beyana zorluyorlar demiş. Büyükçekmece'de incelemelerde bulunan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay polislerin seçmenlere zorla kağıt imzalatmasını ifade etmiş ve halkı korkutarak yalan beyana zorluyorlar demiş. Bir Gün Gazetesi'nde yer alan haber ayrıntısında sevgili izleyenlerimiz. Güneş Gazetesi'ndeyiz. Güneş Gazetesi tehdidi bırak rezalete bak başlığını manşetine taşımış bugün sevgili izleyiciler. Hemen haberimizi büyütelim, Güneş Gazetesi'nin haberini ve birlikte irdeleyelim.
Seçim sonuçlarına yasal itiraz haklarını kullanılmasından rahatsız olan CHP lideri, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatayı bir an önce İmamoğlu'na vermemesi halinde Türkiye'nin kaosa sürükleneceğini söylemiş. Vermezseniz kötü olur askı başlığıyla sunuluyor bugünkü manşeti efendim Güneş Gazetesi'nin. Kılıçdaroğlu İstanbul'daki örgütlü oy hırsızlığının açığa çıkmasını önlemek için Türkiye'yi kaosla tehdit ederken denilmiş. Büyükçekmece'deki organize seçmen sahtekarlığı tüm gönderiyle deşifre oldu şeklinde bir haber yer almış Güneş Gazetesi'nde. Neymiş bu? Onu bilmiyoruz. Arsa, ahır, kümes ve köpek barınaklarına kadar sahte seçmen taşınan Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimlerinden bu yana 8 ayda 11.954 seçmenin kaydı düşürüldü deniliyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu askıya çıkan seçmen sayıları kesindir, bir usulsüzlük yoktur ve bu sayı üzerinden seçim yapılacaktır denilmiş idi. Birbirini yok eden açıklamalar geziyor, geziyor. Gündemde geziyor. Ekonomide büyük reform. Hürriyet gazetesinin yan manşetini oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına yer verilmiş Hürriyet gazetesinin manşet haberinde sevgili izleyiciler. Albayrak bankacılıktan yargıya, vergiden enflasyonla mücadeleye kadar birçok alanda atılacak adımları içeren ekonomik reform paketini açıklamış. Bankalara kaynak aktarılacakmış, fon oluşturulacak, yerli derecelendirme yapılacakmış, sera AŞ kurulacakmış, disiplinden taviz yokmuş, gelire göre vergi verilecekmiş, yargıda reform yapılacakmış, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi oluşturulacakmış, yargı reformu strateji belgesi bu yıl içinde güncellenecekmiş, Türkiye üs haline gelecekmiş, 300 ürün yerlileştirilecekmiş, eğitimde yeni plan yapılacakmış. Bunların hiçbirisi ekonomi reformuyla alakalı değil sevgili izleyiciler. Evet, hiçbirisi beklenilen ekonomi reformunun alt maddeleri değil ne yazık ki. İşçi her geçen gün, evet rejideki arkadaşlarım, evet, işçi her geçen gün daha da işçi oluyor. İşveren de her geçen gün daha da küçülüyor. Kriz döneminde mevcutu korumak bile ekonomistler tarafından özür diliyorum tarif edilirken sevgili izleyenler, bazı önemli ekonomistler ve ekonomi görüşü kuvvetli olan zatlar diyorlar ki kriz döneminde kontrolsüz büyümeyi sakın ha gerçekleştirmeyin. Peki şirketlerin kriz döneminde başarıları ne olmalı? Ne başarı olarak görülmeli şirketlerde? Kontrolü sağlamak ve mevcudu korumak kontrolsüz büyümeden ya da kontrollü büyümeden daha önemlidir kriz döneminde. Yani mevcudu koruyacaksınız. Hani halk tabiriyle Allah bundan aşağı etmesin deriz ya. Allah bundan kötüyü yaşatmasın deriz ya. Aynen o durum. Yani mevcudu korumak kriz dönemindeki en büyük başarıdır. İşçi işçi diyoruz ama işveren de çok zorda. Onun için işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi. Zaten yanlış uygulanan ekonomik sistemin ya da yanlış mesajlar üzerinden, yanlış maddeler üzerinden ilerletilen, yanlış kaygılar üzerinden ilerletilen, yanlış bir rayda vagonlara konulan yanlış maddelerle sürülen ekonomi paketinin başarısız olması neticesinde bu sona vardık ve değiştirilen hiçbir içerik yok. Sadece makyaj yapılıyor. Disiplinle ekonomik bütçenin ne alakası var? Disiplin zaten devletin zorunlu görevidir. Değil mi? Yasalar çerçevesinde vergiyi kontrol etmek, fonları kontrol etmek, fonlarda toplanılan paraların doğru adreslere akışını sağlamak ve bunları devlet, millet, vatandaş hayrına kullanmak, hazineyi sıkı tutmak, bankalara sınırlı ölçülerde ya da belirli ölçülerde kaynak aktarmak, bunların hepsi Ekonomi Bakanlığı'nın ya da Ekonomi Bakanlığı'nın başında bulunan kişinin görevidir, devletin görevidir. Bunlar sorumluluktur zaten. Bunun için Ekonomi Bakanlığı vardır. Ekonomi Bakanlığı'nın görevleri sıralanmış bize göre. Evet, bankalara kaynak oluşturulur kriz anında, fon oluşturulur, sera AŞ'ler kurulur kriz anında. Ancak kriz oldu. Kriz niye oldu? Bunu konuşmak lazım. Krizi yaratan insanın
krizi önleyecek maddeleri genelde krizler yaratıcıları ve de büyütücüleri tarafından değil efendim, engelleyicileri ve de küçültücüleri tarafından yok edilir. Bakalım kabinede herhangi bir değişiklik olacak mı? Herhangi bir revize yapılacak mı? Halk merakla bunu bekliyordu. Henüz bir işaret göremiyoruz. Milli Gazete'deyiz. Yapısal reform dendi, kabak çalışanlara patladı, para arayışındaki iktidar aradığı kaynağı vatandaşın cebinde zorunlu tasarrufta ve kıdem tazminatının fona devredilmesinde buldu. İnanın bana soğan 30 lira olsa, patates 50 lira olsa bu kadar yıpratmazdı. Çünkü cebimizdeki para zaten gün geçtikçe azalıyor. Yani bu soğanın, evet kuru soğanın ya da patatesin 50 lira olmasına eşdeğer, 50 lira edilmesine eşdeğer bir ekonomi trendi yakalayacak davranış. Kıdemi paket edecekler. Kıdem gidecek. Ne dedik? Sayın Kemal Göksoy'la kıdem tazminatında fon değil garanti istiyoruz. Kıdem tazminatı her çalışanın 1936'dan yana hakkıydı. Bu neden ortadan kaldırılıyor ve neden fona aktarılıyor? Tamam aktarılsın, o zaman şeffaf olunsun. Bu fondaki gelir nereye gidecek? Bunu halk merak ediyor. Çünkü bizim paramız. Paramızı merak etmek kadar doğal bir şey yok. Çocuğunuza harçlık veriyorsunuz, okulun kantininden tost ye, şalgam iç, gazoz iç, bisküvi al, çikolata al. 20 lira verdiniz diyelim bugün. Çocuk geliyor 2 lirayla. Ne kadar çok harcamışsın. Ne aldın bakalım bugün demiyor musunuz? Diyorsunuz. Vatandaşın parası. Sizi biz seçtik daha, biz hesap soracağız. Değil mi? Ama yasal platformlarda, yasal prototipler içerisinde millet en çok sandıkta hesap sorar, en çok sandıkta hesaplaşır. Onun sonucu da mahvoldu. Bakalım ne olacak? Yerel seçimleri, genel seçimler havasında yaşarsanız sonuç bu olur. Hakkı hak edene vermek lazım bir noktada. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapısal reformlar paketini nihayet açıklamış efendim. Kamu bankalarına 28 milyar TL'lik sermaye takviyesi ve gıda enflasyonu ile mücadele için Sera AŞ'nin kurulması gibi kararlar yer almış bu pakette. Vatandaşın payına da besin tam zorunlu hale gelmesi ve çıkış olmamasıyla kıdem tazminatlarının BES'le birleştirilecek bir fona devredilmesi düşmüş. Çalışanları kıdem tazminatlarımız elden gidiyor mu korkusu sarmış. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Bilmiyoruz tabii. Zorunlu emekliliğe ne gerek vardı? Genel enflasyona Sera AŞ çözümü. Zaten seralarımız vardı, tarımımız vardı, tarlalarımız vardı. Akıl fikir işi değil. İnsan okudukça üzülür mü? Okuyan her insanın rahatlaması, bilinçlenmesi ve de aydınlanması lazım değil mi? Okudukça kararır mı insan? Okudukça kararıyoruz. Milliyet Gazetesi'ndeyiz sevgili izleyiciler. Laleler, lale fiyatları mı? Masal gibi. Her Nisan olduğu gibi İstanbul'un dört bir yanındaki park ve bahçeler lalelerle donandı. Sanki bunlar bize bedava geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl kent geneline 20 milyon lale soğanı dikmiş efendim. Yalnızca Emirgan Korusu 125 farklı türde 3,5 milyon lale ile süslenmiş. Tebrik ediyoruz kendilerini. Milyar dolar, milyon dolar harcanmıştı. Şimdi aklımda değil ama 4 milyon dolar galiba lalelere harcanan miktar. Yurt dışından ithal ediliyor bunlar. İthal edilen laleler. Lükse bakın, lükse bakın. Sonra ekonomideki kara deliği konuşuyoruz. Diyoruz ki kıdem tazminatı ortadan kalksın. Maliye Bakanı Albayrak görüşleriyle ve ekonomideki 9 adımlık dev paket uygulamasıyla Milliyet Gazetesi'nin de yan manşetini kapsamış bugün. Erdoğan'dan Suriye'ye sert çıkış, anladıkları dilden mesaj vereceğiz demişler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Polisi'nin gösterisini izlemiş efendim dün. Polis haftasını tebrik etmiş tüm polislerin ve emniyet mensuplarının. Törene 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'nda gazi olan polisler de katılmışlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'nda Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü töreni ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına da katıldı deniliyor haberin devamında. Terör koridorlarıyla bizi dize getireceğini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik diyen Erdoğan, aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz ifadesini de kullanmış efendim.
İkinci S-400'ü alabiliriz. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun bir açıklaması bu. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının. Bu arada sabah 4.30'da kalktığımda geceden kalan haberlerin tekrarını internet üzerinden evimde izlediğimde onu geçiyorum. Bütün haber kanallarını saat 6'dan itibaren izlediğimde inanın bana bütün yerel kanallar mı? Yerel kanallarda öyle çalışanlarımız var ki insan ellerini sıkıp alınlarından öpmek istiyor. Ulusal kanallardaki bütün spikerler F-35 demek yerine F-35. Türkçe'de F diye bir şey yok. Senin adın Osman. İngiliz bunu okurken kendine göre değiştiriyor mu? Osman diyor sana. F-35'i de F-35 diye okumak zorundasın. Senin alfabende F var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek Amerika'nın Patriot sistemlerini satma garantisi vermediğini söyledi. Amerika Patriot satarsa biz alırız diyen Çavuşoğlu, ama Amerika Patriot satmazsa yarın biz ikinci bir S-400 değil, S-400 de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz ifadesi kullanmış. Kremlin sözcüsü Peskov da Çavuşoğlu'nun açıklamasına ilişkin olarak Türkiye ile askeri teknik işbirliklerini genişletmek için gerekli olan teknik olanaklara sahip olduklarını söylemiş efendim. İsrail'de kıran kırana seçim, İsrail seçimleri Başbakan Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz çok yakın oranlarda oy almışlar. Bunu da haberin gazetenin ilk sayfasında, Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında görmek mümkün. Ne güzel, İstanbul'un her yeri 125 farklı türde 3,5 milyon laleyle süslenmiş. Nasılsın Leyla? Memleketim gibiyim arkadaşım. Aşı olmayana $1000 ceza. Neresiymiş burası? Amerika'nın New York kentinde, New York değil New York kentinde kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren acil durum ilan edildi. Kızamık ortadı tabii ki. Bunun sebebi azüller. Yani azüller dediğimiz 3. dünya ülkelerinden ve de ekvator ülkelerinden 1. dünya ülkelerine, sözüm ona sevgili izleyiciler, çok gelişmiş ülkelere nakledilen göçmenler ve de sığınmacılar. Dünyadaki bütün tıp adamları bunu dile getiriyorlar. Yani bu sığınmacılar 3. dünya ülkelerinden gelişmekte olan değil, hiç gelişmemiş. Hatta sömürge halindeki ülkelerden, sözümüz ona, 1. dünya ülkelerine, çok gelişmiş ülkelere göçtüklerinde kızamık mikrobunu da birlikte taşıyorlarmış. Dünya kızamığı uyutmuştu. Aşılarla derin bir uykuya dalmıştı. Amerika'nın New York kentinde tekrar hortlamış. Aşı olmayana da $1000 ceza veriliyormuş. Orta Doğu Gazetesi'nin sürmanşet haberiydi bu. F-35'e karşı Su-57, Türkiye'ye adı konmamış bir silah ambargosu uygulayan Amerika'ya sert cevap Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmiş. Patriot vermezse ikinci S-400'ü alabiliriz. F-35 olmazsa Rus Su-35 ve Su-57 gibi uçaklara yöneliriz. Dünyanın ilk uçak fabrikası Kayseri'deydi. Cumhuriyet tarihinin ilk uçak fabrikası Kayseri'deydi. Askeri uçak fabrikası Kayseri'deydi. Yine ne yapıyoruz Ezel? Kamuoyunun soru havuzuna bir soru işareti bırakıyoruz. Varın düşünün. Yeni Şafak gazetesindeyiz efendim. 7000 adres kontrol edilmiş. Yine inşaatları bile ikamet göstermişler denilmiş. 26.000 kişilik hareket deniliyor. Sahte seçmen şaibesi büyüyor denilmiş. Yeni Şafak gazetesi yine bu haberi gündemine taşımış, manşet halinde sunmuş efendim okurlarına. Ayrıntısına indiğimiz bir haber olduğu için, zamanımız az kaldığı için geçiyoruz. Yeni Çağ gazetesindeyiz. Millet iradesine saygı gösterin. Yine ayrıntısına diğer gazetelerimizde indiğimiz bir haberdi bu. Yeni Çağ gazetesinin manşetini oluşturuyor. Ancak şurada ilginç bir belirleme var. 7 maddeyle YSK'yı göreve çağırdı. Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır, diyor Akşener ve Kılıçdaroğlu. Yüksek Seçim Kurulu seçimde kaybedenlerin devlet gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu iktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu hukukun üstünlüğünü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukukunu mu? Buna açık ve net cevap
cevap vermek zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu'nda hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu bozmak zorundadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihsel görevidir. Yüksek Seçim Kurulu alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir demiş Meral Akşener yaptığı açıklamada. Efendim, Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetine, yan manşetine taşınan bir haber bu da. Posta gazetesindeyiz. Canımız yanıyor. Evet, kamuoyunu oldukça meşgul eden bir haberdi bu. Veterinere yetiştirilen 8 köpekten 7'sinin hayati riski ortadan kalkmış. Türkiye'nin vicdanı neredeyse her gün hayvanlara karşı işlenen akıl almaz şiddet suçları nedeniyle kanıyor sevgili izleyiciler. Son olarak Ankara Batıkent'te zehirli et verilen 16 köpek öldü. Bu vahşetle mücadele için hazırlanan tasarı 2011'den beri mecliste bekliyor. Sakarya'da da Haziran 2018'de patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen yavru köpek de infiale neden olmuştu. Posta gazetesi bu vahşeti hangi ara bu kadar kötü olduk manşetiyle duyurmuştu. Siyasilere yasa için çağrı yapmıştı. O dönem siyasiler yeni yasanın bir an önce çıkarılacağı sözünü vermişti. Ancak yasa taslağı meclis gündemine bile getirilmedi deniliyor efendim. Ankara Yeni Mahalle'deki Batıkent'te meydana gelen olayla ilgili olarak 3 kişi yakalanmış ve gözaltına alınmış efendim. Bunu da duyurmuş olalım. Bu vahşeti onaylamak mümkün değil. Ayıplayınca da ne yazık ki ortadan kalkmıyor. Yetkilileri yetkilerini kullanmaya davet etmek gerekiyor. Karar gazetesindeyiz. Bu görüntü Türkiye'ye yakışmıyor manşetiyle yer alıyor. Karar gazetesinin ilk sayfa büyük haberi. Siyasetin kutuplaşmayı tetikleyecek sert söylemlerine rağmen Türkiye seçime olgunlukla gitti. Ancak 11 gündür itirazlar ve karşılıklı suçlamalarla gerilim tırmandı denilmiş. En son yine Büyükçekmece'deki polis zorlamaları ve de kayıt yenileme işlemlerine yer verilmiş. Sözcü gazetesindeyiz. Türkiye'nin ünlü hukukçuları ne diyor İstanbul'da yaşanan durumla ilgili olarak? Hemen onu da aktaralım çünkü süremizin sonuna geldik artık. Mazbata hemen verilmeli. CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçim yarışını 14.119 oyla önde bitirdiği halde mazbatasını alamadı deniliyor Sözcü gazetesinin üst manşet haberinde efendim. AK Parti'nin itiraz bombardımanını ve bir türlü verilmeyen mazbatayı hukukçulara sormuş Sözcü gazetesini. Ersan Şen demiş ki önce mazbata sonra itiraz olmalı. Kanuna göre önce mazbata verilecek, sonra olağanüstü itiraz yoluna gidilecek. Turgut Kazan demiş ki İtiraz olması için mazbata bir an önce verilmeli. Metin Feyzoğlu, somut delilsiz itiraz yapılamaz. Seçim kazanana da mazbatası verilir denilmiş. Bugün İstanbul'la ilgili bu hukukçu görüşleriyle ulusal basın turumuzu da noktalamış olalım. Programımızın da sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Ay ne çok konuştuk bugün ama boş konuşmadığımızı düşünüyoruz değil mi? Sevgili konuklarımız da bize eşlik ettiler tabii ki. DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ne dedi? Kıdem tazminatında fon değil garanti istiyoruz dedi. Bir sendika olarak demokratik hakkını kullandı, söz hakkını kullandı medenice ve yetkililere seslendi efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Avukat Adnan Gündoğdu'yla da neyi konuştuk? 10 Nisan 1928 tarihinde de ne oldu? Niçin laiklik günü olarak kutluyoruz bugünü dedik. Onları konuştuk. Bu arada sevgili Semir Bolat bize sanat takvimimizi verdi. Yarın yine stüdyo konuğumuz olacak. Yarın ayrıca Mersin Opera ve Balesi Müdürü ve ayrıca sanat yönetmeni Bengi İspir Özülger de konuğumuz olacak. O da opera ve balenin sanat takvimini iletecek. Hafta sonu planı olması için sizlere. Bugün de sözlerimizin sonuna geldik. Ne dedik efendim programımızı açarken? Bugün 11 Nisan Perşembe dedik. Baharın en güzel günlerinden birisi. Hava bulutlu da olsa soğuklar kalmadı artık. Rüzgar eskisi kadar sert esmiyor. İnsanlar baharda biraz daha iyi niyetli oluyor. Biraz daha kanımız hızlı hareket ediyor. Sanki gerçekleri daha iyi görüyoruz baharda. Kan hızlı hareket edince beyin de daha çok çalışıyor.
bizim de çenemiz düşüyor. Hepinizi çok seviyoruz. Sosyal medya üzerinden gösterdiğiniz ilgiye, canlı yayınımıza gösterdiğiniz ilgiye, programımıza gösterdiğiniz ilgiye, bizim de yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yayın masasındaki arkadaşlarım Ezel Avan ve Ulaş Kaplan. Evet, Ulaş'ın soyadını hep unutuyordum. Ve ben Leyla Apakköse. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yarın saat 11.01 arası, 11.13 arası ya da yeniden sizlerle birlikte olup iyi haberlerde buluşmayı diliyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Yapımlar.